Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, konumuz belli. Konumuz Hayrettin'in Amerika'da Aç Kalmak adlı videoda kurgu yapıp insanların duygularıyla oynadığını iddia etmesi bir arkadaşımızın ve bir toplumun da bunun arkasında durması. Ben tarafsızca konuya yaklaşacağım. Bana kalırsa, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, tarafsızca yaklaşmam olmayabilir, belki biraz taraf tutmuş olabileceğim ama Fit Traveler arkadaşım için şunu söyleyeyim. Gerçekten öncelikle bu konunun hassasiyetine düşkün olduğu için çok teşekkür ederiz kendisine. Çünkü ülkemizin duygularının sömürülebilmesi o kadar kolay ki. Milli duygular sömürülüp ülkemizle ilgili, belki bu bir siyasi bir politikaydı, siyasi bir hedefti bunda yaptırılması gereken. Beyin göçünün önüne geçmekti belki ama ne olursa olsun hiçbir şekilde... Bir saniye arkadaşlar. Bu çukur gördüm de oraya. Ülkemizin beyin göçünün önüne geçmeye çalışan politik aslında hareketlerin bir bakıma da yanlış olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendini geliştirmeyen, ülkesinin dışında başka ülkeyi keşfetmek isteyip ama çıkamayan o kadar çok gencimiz var ki, ben de dahilim bunu. Yani benim şu anda mesela Amerika'ya gitme hayallerim vardı ama örnek görüyorum, ebeveynlerimden biri o videoyu izleyip Hayrettin hakkında işte bana şey de diyebilirdi. A bak, gördün mü? İşte Amerika'ya gitme. Amerika'daki işsizlik oranı çok var. Ama niye benim hayalim? Ben Amerika'da çok büyük bir gelir elde etme hedefinde değilim belki. Ben Amerika'da milyon dolarlık bir herif olmak istemiyorum. Ama ben Amerika'da buranın şartlarında, ülkemin şartlarından daha iyi şartlarda yetişip ülkeme daha faydalı olabileceğine inandığım şeyleri ülkeme getirmek istiyorum. Ülkeme fayda sağlamak istiyorum. Orada maaş alıp burada 5'e 10, çünkü yani 1'e 10 hatta, yani burada harcayıp burada yemek istiyorum ve bunun konforunu yaşamak istiyorum ve bu benim en doğal hakkım ve bu başkaları tarafından engellendiğinde, yani kısacası sözlü suistimale, sözlü manipülasyona uğratıldığınızda inanılmaz derecede sinirlendiğim bir konu. Yani bunun farkındalığına varmak bile beni inanılmaz çıldırttı. O yüzden Fit Travel kardeşime şu konuda teşekkür ederim. Bu konudaki hassasiyeti çok iyiydi. Gerçekten Hayrettin konusunda, ben Hayrettin'i de çok seviyorum. Bu arada belki yaşı benden büyük ihtimal büyük. Kendisi benim abim olabilir. Ama bugüne kadar yaptığı bütün videoları keyifle izledim, zevkle izledim. İnanılmaz güzel videolar yapıyor. Ben çok daha iyi yerlere gelmesine inandığım bir insan o bu arada. Çünkü kendisini çok seviyorum. Ama sadece bu konuda milli duygularla oynaması gerektiği, yani oynamaması gerektiği, insanların milli duygularını bu kadar kolay sömürülmemesi gerektiğini kendisinden duymayı beklerdik. Eğer video kurguysa, çoğu kişi de kurgu diyor zaten, benim de izlediğim, gördüğüm kadarıyla kurguya benziyor arkadaşlar zaten. Birazcık ayıp olmuş. Ben kendisine buradan sesleniyorum. Bence bu kadar da sömürülmeye, insanların duygularıyla oynamaya gerek yoktu. Biz kendisini zaten çok seviyoruz Hayrettin'i. Bence bu konuda hassas olabilirdi. Yine bile güzel video mu? Güzel video. Neden güzel video? Çünkü en azından bir konusu var. Yani videoda anlatılmak istenen güzel mesajlar var Türkiye ile ilgili. Ama bu mesajlar bazı arkadaşlarımız için yanıltıcı olabilir. Çünkü adam yurt dışına çıkmak isteyip, yurt dışında kalıp, yurt dışı ile ilgili hayatına güzel şeyler sokmak isterken böyle bir videoyu anası babası ya da ailesinden herhangi bir üye ya da kendisi izleyip, aa evet ya, Amerika'ya gitmeyeyim, gidersem şöyle olacak deyip kendini kandırıp bir şekilde imkan yaşama, yani imkanlar içerisinde yaşaması varken imkansızlıklarla hayatını harcayabilir. Belki Amerika'da kendine bir vizyon katacak. Bu çok önemli bir şey. Çünkü arkadaşlar, yurt dışı görmek demek vizyonunuza vizyon katabilmek demek. Farklı kültürlerle insanların etkileşimini görmek demek, farklı düşünmenizi sağlar. Farklı düşünmenize sebep olur. Farklı düşünmeniz hayatınızı değiştirir. Farkındalıklar, farklı düşünmeler, tarafsızca empati kurmak, bunlar çok önemlidir. Ama böyle bir noktada Hayrettin'in çekmiş olduğu videonun genel mesajı, hayır gitmeyin, Amerika şöyle bir yer, Amerika kötü bir yer, Amerika'da bu iş bulamazsın, aç kalırsın. Aç kalırsan da o insana ders olur. Adam orada kalacak hali yok. Anasından babasından en kötü bir uçak bileti alır geri döner. Ama bu adama çok büyük ders olur. Çok büyük de bir hayat tecrübesi olur. Yani bunlar, inanın bakın,
büyük paralarla elde edemeyeceğiniz şeyler, hayat tecrübesi dediğiniz, bu tarz yurt dışına çıktığınızda edindiğiniz en ufak bir sohbetten edindiğiniz bir bilgi dahi büyük paralarla dahi elde edemezsiniz onları. O yüzden bunlar çok önemlidir. Ben buna karşıyım. Fit Travel arkadaşıma teşekkür ederim. Bu kadar hassas konuya davranıp gerçekten doğruları göstermeye çalıştığı için. Ha, bu şekilde söylediğimde de ben belki bir taraf tutuyor gibi oluyorum ama hayır, ben Hayrettin'i de çok seviyorum. Fit Travel arkadaşımın yapmış olduğu kanalın ismi o. Tam gerçek ismini bilmiyorum arkadaşımın. Laptoplu Gezgin sanırım Instagram'daki adı. Kendisine teşekkür ederiz. Gerçekten o konuda hassas olması hoşumuza gitti. Karalama kampanyası da değil diye düşünüyorum bu. Umarım da öyle değildir gerçekten. Çünkü tarafsız olmak, bir şeylerin ne olduğunu gerçekten insanlara göstermek ve insanların manipülasyonundan uzaklaştırmak çok daha güzel bir eylem. O yüzden benim kısacası yorumum, Hayrettin'den ben böyle bir şey beklemezdim. Keşke yapmasaydı, keşke daha güzel kurgu olabilir. Hani videolarda kurgu olabilir çünkü filmler izliyorsunuz, diziler izliyorsunuz. Bunların hiçbirinin kurgu olmadığını mı düşünüyorsunuz? Bunların hepsi doğaçlama çekilmiyor ya. Bunların hepsinde bir senaryo dediğimiz bir şey var. Dolayısıyla tabii ki bunlar da kurgu. Bu videolar da kurgu olabilir. Sonuçta sen izlemekten keyif aldığın bir videoyu kurguyla çekilir. Yani doğaçlama yaptığın videoda bilgi verirsin. Kurgu yaptığın videoda da insanlara bir hayal satarsın aslında. Ama buradan insanların hayali çalındığı için bu videoda ben bu videoya karşıyım. Doğru bir video olmamış. Umarım gerçekten oradaki Mehmet arkadaşımız gerçi evsiz olmasını dilemek ayrı bir üzücü bir durum. Gerçekten bu durumda kendisinin bir oyuncu olduğunu dilemek ayrı bir üzücü bir durum olur. Tarafsız olalım şu durumda. İki kişi, taraf içinde, Fit Travel ve Hayrettin içinde bence konu kapandı. Ama eğer gerçekten Mehmet arkadaşımızın böyle bir Amerika'da evsiz olma durumu söz konusuysa kendisi bana da ulaşsın. Orada bizim de birçok tanıdığımız eşimiz, dostumuz var. Kendisine yardımcı olmak biz de isteriz. Neden olmasın? Sadece burada asıl söylemek istediğim duyguların sömürülmemesi gerektiği. Duygular, çünkü bizim Türk milletinin bu milli duyguları çok inanılmaz derecede kabarık durumda arkadaşlar. Herkes bunu kullanır. Yani bu yurt dışında başkaları tarafından kullanılır. Bu siyasi bir politika ise, siyasi bir mesajsa bu şekilde verilmemesi gerekiyor. Hayrettin'in de bence buna müdahalede olmaması gerekiyordu. Buna katılmaması gerekiyordu. Böyle bir proje önüne geldiğinde ülkemiz adına güzel bir mesaj veriyor. Evet. Ama ben bu gençlerin önünü kesmek istemem. Bu gençler kendilerini geliştirip tekrar ülkemize geri dönsünler. Beyin göçünü aslında daha verimli kullanalım şeklinde bir destek mesajı beklerdim karşı tarafa. Ona teklifte bulunan insanlara ya da böyle bir şey teklifte bulunmaya da bilir. Ben de şu an ön yargılı yaklaşıyorum konuya ama kısacası bu kadar arkadaşlar. Şimdilik videoyu ben bu arada fena değil, beğendim ama dediğim gibi kurgu gibi duruyor. Umarım gerçekleri açıklarlar. Kendileri de bu konuda bize dürüst olurlar diye düşünüyorum. Hepinize tekrardan görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen hemen 8 dakikadır konuşuyorum. Bence yeterli. Şimdiden hepinize iyi bayramlar dilerim arkadaşlar.